Arkadaşlar merhaba. 20 Nisan 2022 Çarşamba günü akşamüstü yarışlarında Fransa'dayız. Fransa'da Şantilly Hipodromu'nda akşamüstü diyebileceğimiz yani öğleden sonra bile değil bir yarış günü. Tam 7 koşulu bir program var. Evet, Türk yarışlarında en güzel ikramiyelerimizden bir tanesini aldık. 25.250 lira dün Adana 1. Altılı'da. İnşallah darısı yabancı yarışlar diyoruz. Yabancı yarışlarda da dolu dizgin gidiyoruz arkadaşlar. Evet, tüm üyelerimize açık bir yayına merhaba diyoruz. Birinci koşu Pixie Sigi adı altında 7'li plasenin başlangıç ayağı. Bir açık koşu bu. 40 bin euro ikramiye var. Evet, burada tabii bu 3 yaşlı İngilizler 1100 metrede bir hız koşusunu sergileyecekler. Hemen ünlü jokeylerimizi burada görmemiz mümkün. Öncelikle 4 numaralı Kind Gentleman Maxim Guyon'la Lou Kingman yavrusu ve Oksiana 7 numara Alexander Russell'da ciddi bir favori bize göre bu iki tane ikili. 1 numaralı Kattura diyoruz. Adam Earl Kirby ile. Bu Adam Kirby biliyorsunuz İngiltere'den gelen bizim Kirby. Adam Kirby. Buraya geldi. Bu koşuyu tabii ki kazanmak istiyor bunlar. 207 günlük aradan sonra bu sapkınlığı çıkartmışlar. Herhalde bir bu antrenörlerinin bir bağı var. Sahipleri Arap zaten Said bin Muhammed. 9 numaralı Gilded Christian Demuro ile arkadaşlar burada kesinlikle yazılmalı ve 6 numaralı Atta Girl. Adri Devile. Şimdi Atta Girl daha evvelden hatırlayacaksınız bayağı uzun zamandır 222 gün ama daha evvelden de daha böyle sert gruplarda koşmuştu. Çok güzel bir yarış olacak bu. Kıran kırana. Eküller ön planda 4, 7, 1, 9 ve 6 diyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci koşuya geçtiğimiz zaman saat 18.02'de handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre sentetik kuma çıkacaklar. Burada sentetik kumda 14 tane sapkan var. Evet arkadaşlar günün en zor ayaklarından bir tanesi. Yani ikinci ve üçüncü koşular gerçekten çok zor. Burada küçük kuponların yani iki tane tek vereceğiz ama o iki tane tekin gelmeye ihtimali var mı yok mu onu da tartışmak lazım. Burada yani dürüst olmak gerekirse zor bir gün bugün. 7 tane atla geçeceğiz burayı. 1 numaralı Antorus, Christian Demuro ile. 10 numaralı Lumen, Maxim Guyon'la. 9 numaralı Media Nox, Mikel Barzalona ile. 3 numaralı Simca Mille, Morgan Delalande. Morgan Delalande, evet. Özel bu at için geldi. Belli bu. Morgan, bayan ismi. İlk kez duyuyorum. 12 numaralı The Footman Benjamin Mary. 2 numaralı Jumana Oliver Peslier. Ve 6 numaralı Bird Out diyoruz. Bu İngiliz orijin safkan. Marlin Eon arkadaşlar bu da bayan jockey ama bu Marlin Eon. Bakın Agustin Madamet, Sylvain Ruiz, Adrien Lemaitre bu bayan jockeyler. Corel Pacut. Devamlı ara ara alıyorlar arkadaşlar. Hiç böyle boş çok fazla boş geçmiyorlar yani. Böyle bir ay hiç kazanmamazlık gibi bir durumları yok. Yani ciddi ciddi her böyle belirli 2-3 yarışta bir kazanıyor. 1, 10, 9, 3, 12, 2, 6 diyoruz bu. Birinci ayağı var sizin atınızda ilave edebilirsiniz. 7'yi yazmadık. Bu mesela Fabrilerin atı. Arka arka ikinci kez birinci gelebilir bu atta. Bunu da ilave edelim. Böylece 7'yi de ilave ettik mi? Burası 8 at oluyor. Üçüncü koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 18 tane sapkan var burada. Evet, bu 18 tane sapkan içerisinde yine 7 tane atımız var. İkinci ve üçüncü koşular çok zor. Yani bunları geçtiğimiz zaman 2 tane tekimiz var ama yine 5. ve 7. koşular da sakat. Arkadaşlar 4 numaralı Regalien Gregory Benavides de bizim ilk atımız. 2 numaralı Astella. Evet. Stefan Pasquer'le. 11 numaralı Fleur de Belis. Hugo Jorniak. 5 numaralı Massa Chop. Mikel Barzolona. Evet. 13 numaralı Winon. Alexis Pushin. Evet. O 6 numaralı Yankee Dream. Aurelien Lemaitre. Ve 3 numaralı Lyricus. Christophe Samillon'la.
4-2-11, 5-13-6 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz burada arkadaşlar. Bu koşuda. Ya 16 numaralı da gelir arkadaşlar. Gene ekli diyoruz ama burada Frida Valle-Scar da yani. Burada ayağımızı sıkmayalım yani bunu yazmayarak. Frida Valle-Scar yoksa 16 diyoruz buraya. Evet. Dördüncü koşuya geçtik şimdi. Handicap 4 yukarı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 18 tane sapkan var. Arkadaşlar günün teki burada geliyor. İlk teki daha doğrusu. Yine Christophe Samuel'un bindiği Kill Fresh Memories. Burada bu grubun üstünde zaten. 1200 metre kısa mesafede çıktığı gibi bitireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sapkanın diğerlerinden daha ön planda olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Şapetler günü boş geçmeyeceklerdir. Antrenör grubu. Evet, 2 numaralı Killfrush Memories. Killfrush Memories. Banko. 5. koşudayız. Günün zor koşularından bir tanesi yine. Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları. 1200 metreye çıkacaklar. Tam 18 tane at var arkadaşlar. Çok dolu program gerçekten. Dolu dolu böyle. 3 numaralı Cadorino Des Place. Eddie Harduin'le ilk atımız bizim. 11 numaralı George the Prince. Corel Pakut'la bakın. Corel Pakut mesela gelmiş buraya. Kesinlikle bu safkanda bir şey var. Bu safkan, bakın arkadaşlar, genelde bazı istatistikleri bunu unutmayın şunu. 0-1, 0'dan sonra yine 1'in gelme ihtimali çok yüksek. Yani bir şekilde böyle oluyor arkadaşlar. Yani 2 gelmeyecek burada. Yani 1 veya başka bambaşka bir şey gelecek. Arkadaşlar burası 11 numaralı George the Prince dedik. Corel Pakut ikinci atımız. 13 numaralı Glicord, Frida Valle Scar'la. 12 numaralı Taycan, Edri Dövir. 4 numaralı On The Sea, Christophe Samuillon. 15 numaralı Isolt, Jeanette Marien. Yani bu Jeanette Marien, yani artık Jeanette. Evet, ilk kez duydum böyle bir isim Jeanette diye. Jonta falan olsaymış var. Evet arkadaşlar, bunların yani şu an 3, 11, 13, 12, 4, 15 dedik ama hani burada böyle daha aklımız kaldı mesela. 7 yazmadık. Burada da 7 ilave edelim. Maksimum yönün bindiği atı nasıl yazmayız? 3, 11, 13, 12, 4, 15 ve 7 diyoruz buraya da. Evet, 6. koşuda isim. Şartlı 3 yaşlı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi Christophe Samuillon On The Sea'de zorlamayacaktır belki muhtemelen. Ama burada çok önemli bir yarışa çıkacak. 2400 metre. Bir şekilde bu Halit Abdullahların atı. Burada bir numarayı tek atmak durumundayız. Aksi takdirde bu bütün atların geliri var arkadaşlar. Bu Demakray denen safkan burada bir şekilde ne yapıp edip bu yarışı kazanmak isteyecektir. Bu baktığımız zaman 6. koşuda arkadaşlar. Hemen bu Demakray'ın daha evvel nerede koştuğuna bakıyorum. Saint Cloud'da koşmuş. Birinci olmuş. Evet, bu grubun da iki kat üstü zor bir gruptu hem de arkadaşlar. O yüzden bunu biz banko atıyoruz. Diyoruz. Evet. Bir numara banko. 7. koşuda şimdi son koşu artık. Günün son koşusu. Handicap. Börtü Büyükleri İngilizler. 2200 metreye çıkacaklar. Evet. Burada da arkadaşlar baktığımız zaman tam 5-6 tane atımız var ki bir tanesi ekürler. 5 numara Go Fast, Christophe Samuillon'la. 14 numara Maestro Chop, Tony Picone ile. 4 numara American Lily ve 15 numaralı Puff, Dakota, Thomas Rüyer'le. Bu arada şöyle söyleyeyim, bu Christophe Samuillon'a Fransa'daki bütün yarış severler çok büyük bir bel bağlamış onu, onu söyleyeyim. Hani bu da, biz de bu enerjiden alıyoruz zaten. Yani onun belli yani o adam formda. Fakat bir gün gerçekten bizi çok pis ters köşeye yatıracak. Hiçbir koşuyu alamayabilir bir gün. Bunu da bir kenara yazın. İnşallah o gün bugün olmaz. Burada. Evet. Burada Amerikan Lili arkadaşlar. Zaten takip ettiğimiz bir safkan bu Amerikan Lili. Puff Dakota. Yani bunlar bugün koşuya gitmek durumundalar. Mecburen. İyi de safkanlar bunlar Amerikan Lili. Bakmayın son derecesiz durumuna. Amerikan Lili'nin. Amerikan Lili'ye bakalım bir bunun chartına ne yapmış, neden 15. olmuş. Saint Cloud'da 2000 metrede 15. olmuş arkadaşlar ama ondan evvel Saint Cloud'da ve Deauville'de birincilikleri var. Evet, bir sıkıntı çıktı herhalde, bir şey göremiyorum ben o nedeniyle ilgili.
Evet, burada Amerikan dili ve Puff Dakota dedik. 2 numaralı Feather Spaler, Mary Velon'la arkadaşlar. 10 numaralı Ozer, Frida Valle-Scar'la. Ve 8 numaralı Coral Boy, Michael Barzona'yla. 5, 14, 4, 15 Ekürler, 2, 10 ve 8 numaralı Safkanlar dedik arkadaşlar. Evet, şantili ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.